Ardın kapısından indim aşağıya. Ardın kapısından indim aşağıya. Beline bağlamış acem kurşaya. Ben Derevol'dan Mehmet Seviç, Alioğlu. Benim annem o kelacılardan dolayı arkab oldukları için orada hacı varmış. Onun ismini vurmuşlar. Anamı rahmetli vurmuş benim adımı. Hı. Onun için benim ismimi Hacı diyorlar. Çok severmiş. He. Anası. Hacı'yı çok severlermiş önceden. Bu Alioğlu neyin babalarıymış. Alioğlu, Hacı Baba. Bunların. Lakabım benim Pırıt Hacı derler. Köyde. Pırıt Hacı diyorlar da bunun değil o at. O at benim değil de Taşoluk'ta bir Pırıt Hacı var ya. Onun ismini. Onun labını bana diyorlar. Anneme öldüğünde 2-3 yaş var yoğurdu. Hiç aklım yetmiyordu yani. Ama babam öldüğünde aklım yetiyordu. Yani babamla her yere gider gelirdik. Babamla beraber giderdik evlenmeden önce. Evlendikten sonra tabii ben babamın yanında kaldım. Analık geldi. Onların yanında kaldım. Ne kadar olsa da analık gelse de iyi olmuyor yani. Yani söyleme sahip sever gibi diyor da adamı gene döverdi. Allah kimseye düşürmesin yani. 6 kardeşimdik. En büyüğümüz Bekir idi. Onun küçüğü Halil vardı. Halil ölmüş. Benim aklım yetmiyor ona da. Halil ölmüş, onun küçüğü Hamo vardı. İşte onun küçüğü Osman vardı. Cemal var. En küçükleri de ben idim yani. Ben Hacı Fahlı'dan, Hacı İsmail'in kızıyım. Babamın adına derlerdi ki ne, Nalbat İsmail derlerdi. Ondan sonra anamın adı Safiye Özdemir. Babamın adı da Özdemir. Ondan sonra 4 kardeşim vardı. 4 kardeşinden ikisi öldü, ikisi var. Sağ olsunlar. Bir ablam var. Annem vefat etti. Bir de ben varım. İşte kimsemiz yok başka. Ulan amcanla biz bir çocuğuyduk. Bilmiyorduk ki nasıl tanıştığımızı, nasıl ettiğimizi. Amcalarım diyor geldi. Babamdan istediler. Babam da dedi ki dayımın oğlu dedi. Veririm dedi. Öksüz dedi. Beni verdi buraya. Biz öyle kendi bulmamız diyordu. Büyüğümüz vardı. Büyükler dedi. Ama o Bekir oldu. Olsun. Onlar ne derse onların avına giderdik. Al dediler. Biz de aldık. Ama babasıydı. Bekir ya. Babalarıydı bunlar. Kardeş yurduna tutmazlar, baba yurduna tutarlar. Baba yurduna önceden hatır kıymet vardı. Hindikiler hiç kardeşi de tanımaz. Şimdi evlatın babaya saygısı yok yani. Biz ondan çok yani şeydik, etkilenirdik. Birbirimizi çok sayardık. Ulan ben 16 yaşındaydım. Gittim, gördüm. Bununla konuştuk. Evlendik. Zaten bir ay sonra da düğünümüz oldu. Uzun gitmedi. Ondan sonra yani. Amcam o da askere gitti. İki sene askere gitti. Ondan sonra da 6 ay, 1 sene sonra askere gittim. İşi. Hiç aklım gitmiyordu ki kurban olsun. Bilmiyordum ki onları. Hiç aklım yermiyordu. Ne zaman ki düğün olup da gelince o zaman bildim. Neyin ne oldu. Kavga da hiç etmedik yani. Hiç etmedik. Kızdıysak da öyle dövme müve yok yani. Yok hiç etmedik. Kavga hiç etmedik. Niye Allah var bizim niye Allah şey etmedik öyle. Ama döndü rahmetli bunlara baskı yapardı. 5 gelin bunların elindeydi döndü rahmetli. O ne derse onu yapardı. Sözünden çıkmazdı yani. İlk yaşamda aşağıda kaldık. O Osman amcayı. Ya şu bizim Cemal oturuyor orada, 2 göz yer var orada. Orada kaldık. Orada kaldık 3 sene sonra. 3-4 sene kaldık, 4-5 sene. Kaldık bayağı. Ondan sonra ben askere gittim. Askerden gelecek de yurt dışına gittim. Yurt dışında 40 sene kaldım. Vallahi ben burayı seviyorum, yalan söylemiyorum. Kırıkkale'yi sevmiyorum, koyu seviyorum. Vallahi bilemiyorum ben havasından, suyundan. Ben sana diyeyim, yatırımımız hep Kırıkkale'de burada. Ondan sonra biz zor kazandık.
amcam da olsun, ben de olayım. Çok çalıştık, çok kazandık, çok zor yorulduk. Onun için yatırımlarımız burada olduğu için biz de buraya bağlandık, kaldık işte. Amcan ha, şimdi huylarını amcan kızar söylerse karşılık vermeyeceğim amcama. Savaşıp geçeceğim. Ha, öyle olursa seslenmez. Acık küser müsersem ben, bu gelir konuşur. Amcan huyu bu. Her oyunu seviyorum yani. Emrime muta ne dersem yapıyor şimdi, Allah var. Ben önceden yapmıyordum ama şimdi yapıyorum. Yapmıyorum desem yalan söylerim. Şimdi mesela bu bardağı getirirse ben çaydanlığı getiriyorum. Yemek olursa gene yardımcı oluyor. Misafir gelsin gene yardımcı oluyor. Da mesela çoluğun çocuğun içine geliyor mu çorba bir şey, ondan mutlu bir şey yok. Var ilan yatı varmış. Vay kat, bunlar hiç imrenmeyin yani. Birbirinize mutlu olacaksın. Her kim ondan iyisi yoktur yani. Cenab-ı Allah'tan bir şey istemiyorum. Hayırlı ölüm istiyorum. Hayırlı geçim istiyorum. Yoksa Allah, sağlık sıhhat versin. Yani şimdi yalan söyleme, her şeyimiz de var. Yani Allah her paramız, gençlikte her çalıştık. Gençlikte yok oldu da yani. Allah ama şimdi de her şeyimiz var. Var. Nasıl söyleneceğimizi biliyor yani. Cenab-ı Allah nasıl olsa bizi verdi. Kurban olduğum Allah verdiği gibi de iyi sıfatlar alan alsın. Hayırlı ölüm versin. Allah kapardına el bakmasın. El ayağı düşürmesin. Yani, oğlum kızım dedirmesin. Hı. Allah'ından mutlu bu. Şimdi bu evi yapıyor. Askerim. Amcan yok. Ben varım. Cemal dayım da dedi ki kalıpları dedi, Ferdane dedi, yaşartma dedi, içeri koy dedi, kalıplar yaşarırsa dedi, bu dedi kalıplar dedi şey olur dedi, güverir dedi, küflenir dedi. Kalıpları koy dedi, kalıpları koyacağım gücüm yetmiyor, çivi çektireceğim çeken yok. Harettin oğluna diyorum, ulan diyorum, gel diyorum, hacı diyorum, şu çiviyi çek diyorum. Hacı diyor ki bana diyor çivi deme de diyor, git de motorunla her işimin gör geldi diyor, o da çiviyi çekmedi. Acık çektik müttüm yoruldu ya. Kapıda tüm kum, taş içine giriyor çıkmıyor. Bir de dizim ağrıyor. Nasıl? Dedim ki yağmur da yağıyor, ağrıyor dizim. Çivi toplanacak, görmüyor gözüm. Sana kurban oldum anamın kızı. Yetiş canlarım her çivi takta yaşardı dedim. Tabi düne güzelce bir kestirme çorbası pişirmiş. Mehmet Uğak. Ondan sonra... Bir tane de çörek etmiş, onu da sofra bezini üstüne dağıtmış, içli çörek. Dedi ki alın da dedi bunu dedi, çaydanlığa dedi, götürün çaydanlığa da. Yoğurt ilkesiyle bir çorba aldık, oradan da 5-6 tane çörek aldık. Götürdük, çaydanlığa verdik, vardıydık. Çaydanlık barakanın içinde bir sobası yanıyor, alaf alaf. Sobanın içine şöyle bir elicesi var, böylece eti atmış. Hiç doğramadan atmış eti. Taşoluktan. Ama o dedim geri geldim. Ayağının ayakkabısını da bir sünger döşeğin altına koymuş, başına yastık etmiş. Döşeğin de hiç yüzü yok eyle. Neyse gelininden soruyorum diyorum ki kız diyorum kayınbaban nerede? Aman diyor kayınbabam diyor koy dedi iki bir diyor dana kesiyor diyor. Onu da cımbarın harifine yiyor diyor. İki döşekten de yeri diyor yatıyor diyor. Kim bilir nerelerde diyor. O da öyle dedik dedim ki Türkiye'de yün yatağı çoğumuş, Almanya'da bir singeri yoğumuş. Barakada yatıyormuş, ihtiyar başına koyacak, yastık yoğumuş dedi. Yalnızlık çok kötüdür. Ne kadar insanın hayat arkadaşı iyi kötü geçiniyor yani, birbirimize yardım ediyor. Allah sağlık sıhhat verirse İhtiyarlığın da iyisi kötüsü var. İhtiyar olur da hiç gitmezse kimsenin yanına gitmemek. Ne dedi? Ben dedim ben bastın kullanmıyorum. Bastını sen kullanıyorsun dedi. Nerede koy diyorsun oradan al dedim. Sen de bu yana uşak getirdiyse dedim koy. Döndü bacım rahmatlık gelirdi. Şimdi bize söylerdi bu. Söylendik biz kızardık. Dedik ki bu avrat da dedik bize dedik kötü kötü söylüyor dedik biliyor musun? Kötü kötü söylüyor deyince içimizden kızardık.
yüzüne demezdik. Ondan sonra rahmetlik gelirdi, yattığı yeri nur olsun. Gelir derdi, kız derdi, bunlar benim diye zaman uşağı derdi. Bunlar benim diye zaman uşağı derdi. Ben bunlara derdi, size söylüyorum ama derdi. İçimden gelerek söylemeyeyim, içim yanıyor söylüyorum derdi. Geri de gelirdi, özür dilerdi. Beş gelin dedik, hiç birbirimize kötü git demedik, öte git demedik. Sariye, Elif, ben üçümüz bir arada kaldık. Döndü bacım, Tekin bacım da burada kaldılar. Burada kaldılar, döndü bacımdan daha iyi anlaşırdık. Mesela Bekir rahmetli buraya ev yaptı. Ben çocuğuydum, onun davarını güderdim. Ramazan anneler ederdi, düverdi Ramazan. Ramazan'ı düverdi ama. Ondan sonra Bekir orada da var bu derse Bekir oturuyor mu dedi. Bekir'in ona giderdik. Ramazan'ı diyor. Kendinden çıkmazdık. Mesela ben davar kayıp olursa ülkemizi Ramazan'da neden alırdım ben? Diverdi. O zaman şey, tatlıydı yani. Günlerimiz Bekir'e çok yardım tatlıydı. Etmeye gitmiyorsunuz Bekir'e değil. Yardım etmiyorsunuz, davarına bakmıyorsunuz diye şey derdim. Ramazan da geldi, yani. Sen beni doğdun dedi. Ben de bütün camları kırarım dedi. Bizim camları bizde. Bize. Ramazan sinirliydi. Hiç. Osman rahmetli daha oturaklıydı. Gece gelir buradan bizim burayı sularmış. Dayı Osman'ın. Dedim su geliyor da dedim gece dedim. Korkuyorum dedim kalkıp da dikmeleri sulamaya dedim. O için de evini yaptım. Dedi ki sen yat uyu dedi su gelince ben kalkarım dedi rahmetli. Ama o zamanla kalktıydım buraları hep göle gitmiş. Sarıya'ya daha tutkunudum. Ondan beraber kaldık alayımız bir arada. Aynı bacı gibiydik. Ekine geçsek ben, Elif, Tekmil, Uhu beraber giderdik. Döndü bacım gitmezdi ekine. Uhu ile ben giderdim. Şey giderdi. Elif giderdi. İyi anlaşırdık. Öyle biz hiç birbirimizle hiç doğuşmadık. Derlerdi ki bize bu pazarçının gelinleri nasıl doğuşmadık hocam birbirine. Geçiniyor derlerdi. Beline bağlamış acem kurşağı.